Merhabalar, Sezar'ın hayatını incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda Sezar'ın ordusuna odaklanacağız. Aslında bu videoda ben Sezar'ın Galya Seferi'ni anlatmayı düşünüyordum. Fakat pek çok videoda bundan bahsedildiğini gördüm. Ve ben ilk videoda belirtmiştim bunun klasik bir biyografi sunumu olmasını istemiyorum. O yüzden baktım ki Sezar'ın ordusundan bahseden çok video yok. Yani aslında Sezar'ı başarıya ulaştıran şey bu ordu. Yani pek çok Roma'nın eyaletinde pek çok ordusu var ama hiçbiri Sezar'ın Galya'daki ordusuna benzemiyor. Bu orduyu farklı kılan özellikleri ne? Bu askerlerin farkları ne? Sezar nasıl bir komutan? Bunlara bir göz atalım istiyorum ki Sezar'ın Galya seferi çok daha anlamlı bir hale gelsin. O yüzden bu videoda dediğim gibi Sezar'ın ordusuna odaklanmak istiyorum. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edersek M.Ö. 58 yılında Sezar'ı Roma'nın kapılarından Galya'ya bir vali olarak uğurlamıştık. Sezar şu anda Galya'ya doğru ilerliyor. 41 yaşında Roma'dan Galya'ya gitmek için ayrıldığında ve 9 yıl boyunca çok sevdiği kente bir daha geri dönemeyecek. Yani Roma'yı 9 yıl boyunca bir daha göremeyecek. Ama bu demek değil ki Roma ile bağlarını tamamen koparmış. Sezar Galya'dayken Roma'ya pek çok mektup yolluyor. Oradaki senatörleri etkiliyor. Yani Roma ile bağını hiçbir şekilde koparmıyor. Gene benzer şekilde Roma'dan pek çok misafiri de kendi ordugahında ağırlıyor. Yani Roma'nın iç işlerine, Roma'nın politikasına, Roma'nın siyasetine karışmaya bu 9 yıl boyunca her ne kadar Roma'ya gitmese de devam ediyor. 9 yılın adı var. Yani 9 yıl bir politikacının, özellikle de Sezar'ın siyasi kariyeri açısından baktığımız zaman son derece olumsuz uzun yıllar gibi duruyor. Ama bu Sezar için böyle değil. Yani Sezar Galya valisi ve Galya'da çok parlak 9 yıl geçiriyor. Bu yıllar boyunca da hem Roma'nın, Roma Cumhuriyeti'nin sınırlarını genişletiyor hem de Galya'nın zenginliklerini bir şekilde Roma'ya akıtıyor. Yani Roma halkının en sevdiği şey hem sınırlar büyüsün hem o sınırların zenginlikleri Roma'ya aksın, Roma'daki refah artsın, köle sayısı artsın mesela. Roma halkı bunları çok seviyor ve bu yüzden de Sezar'ın popülaritesi yıldan yıla Galya'dayken büyüyor. Özellikle de Sezar'ın Galya döneminin Sezar'ın sıçramasında çok büyük bir etkisi var. Zaten adam Roma'da son derece popüler. Yani bir önceki yılın konsülü, M.Ö. 59 yılının konsülü. 58 yılında da Galya'ya gidiyor ve 58'den sonra 9 yıl boyunca da dediğim gibi çok parlak işler yapacak. Sezar'ın Galya'da ne yapıp ne ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz derseniz, Sezar sürekli olarak yanında iki tane katip bulunduruyor. Bunu bize Plutarkos kitabında anlatıyordu. İşte bu katipler Galya'da da sürekli olarak yanında ve ne yapıp ne ettiğini Sezar'ın ağzından sürekli olarak yazıyorlar. Yani bunları Sezar söylüyor, dikte ediyor. Onlar da notlar tutuyorlar. Bu notlar ne şanslıyız ki günümüze kadar ulaşmış. Yani ben bu videoyu hazırlarken bu kitaptan çok yararlandım ki zaten aslında Sezar'ın Galya'da ne yapıp ne ettiğini de bu kitap sayesinde biliyoruz. Görüyorsunuz yazarı zaten Sezar. Galya Savaşı üzerine notlar. Şöyle göstereyim ben size. Kitabın Latince ismi de Commentari de Bello Gallico. Oldukça güzel bir kitaptır. Yani çok kıymetli bir kaynaktır. Şöyle göstereyim. Latin edebiyatı içinde oldukça önemli bir eserdir. Sezar'ın ne yapıp ne ettiğini, yani Galya'daki her işini bu kitap sayesinde dediğim gibi biliyoruz. Çok kıymetli, çok değerli bir eser. Benim elimdeki basımı da oldukça kaliteli. Ben bunu yanılmıyorsam yüksek lisans dönemimde alıp okumuştum. Yani hem dipnotları oldukça konuya uzaksanız sizi tatmin edici. Yani şöyle göstereyim. Hemen hemen her sayfanın altında oldukça detaylı adeta sözlükvari dipnotlar var. Gene bunun yanı sıra da şöyle göstereyim size bulabilirsem. Mesela bakın şöyle Sezar'ın savaşta kullandığı alet, edevat kitapta belirtilmiş, çizimler var. Tablolara yer verilmiş Sezar'la ilgili. Onlar oldukça güzel. Sezar'ın savaş taktiklerinden burada gene çizimlerle bahsedilmiş. Yani bakın şöyle Helveti kabilesiyle olan savaşını burada görüyoruz. Yani oldukça güzel, tatmin edici bir basım var. Ben bunu da size meraklısıysanız tavsiye ederim. Çeviri Samet Özgüler tarafından yapılmış. Benim elimdeki de Doğu Batı yayınlarından çıkmış bir kitap. Dediğim gibi bu konuya meraklıysanız bu kitabı da size tavsiye ederim. Şimdi reklamlardan sonra kitabın içeriğine geçersek. Kitabın içeriği bize Sezar'ın nasıl bir komutan olduğunu,
Sezar'ın ordusunun nasıl bir ordu olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor, aktarıyor. Zaten Sezar'ın ağzından dediğim gibi aktarılmış. Kitabı bir kenara bırakırsam, Sezar'ın kendi askerlerine kitapta yoldaşlarım ya da bizimkiler şeklinde hitap ettiğini görüyoruz ki bu da onlarla arasında ne kadar samimi bir bağ olduğunu bize gösteren bir detay. Kitaplar, kitap okumak ya da kitap koleksiyonculuğu Roma'daki elit zümrenin zevkleri arasında yer alsa da Roma'daki halkın ne kadarının kitap okuduğunu ya da bir kitap okuma alışkanlıklarının olup olmadığını, bu kitaplara ne kadar ulaşabildikleri hakkında elimizde herhangi bir veri maalesef yok. Fakat bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz şeylerden birisi, halkın işte tiyatrolar olur, odeonlar olur ya da meydanlarda, forumlarda bir araya getirilerek halka yüksek sesli bir şekilde bu kitapların zaman zaman okunduğu. Çok büyük ihtimalle de Sezar'ın Galya'dan tuttuğu notlar, yolladığı notlar halka yüksek sesli bir şekilde okunmuş olmalı. Yani bu elimde tuttuğum aslında benim bir propaganda metni. Sezar'ın ne yapıp ne ettiğini, Galya'daki başarılarını dediğim gibi Sezar'ın ağzından öğreniyoruz. Ve Sezar da bunları Roma halkına bir şekilde kendi ağzından aktarmış olmalı. O yüzden bir propaganda niteliği de var bu eserin. Esere baktığımız zaman zaten dilinde böyle Roma halkına hitap eder bir tarz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biraz önce dedim mesela askerlerinden, bizimkili askerlerinden Sezar bizimkiler diye bahsediyor. Yani kendini o topluluğun bir parçası olarak koyuyor ki zaten Sezar da bir Roma vatandaşı. Bu notlar Roma vatandaşlarından okunmuş olmalı. Gene benzer şekilde kendi askerlerini Roma'nın öz evlatları olarak sınıflandırıyor ve Roma Cumhuriyeti'nin düşmanlarına karşı savaşan kahramanlar olarak nitelendiriliyor. Kitaba baktığımız zaman yani Sezar kendinden çok askerlerinin kahramanlıklarından sıkça bahsetmiş, onları sürekli olarak yüceltmiş ki bu da çok büyük ihtimalle Romalı vatandaşların böyle göğsünü kabartmış, gururunu okşamış olmalı. Gene baktığımız zaman benzer şekilde Roma lejyonlarının kahramanlıklarından, işte sadece Romalıların böyle savaşabileceğinden çok sıkça bir şekilde bahsedilmiş. Yani Roma vatandaşı olmanın ayrıcalığı, Roma kanı taşımanın asilliği sürekli olarak bu kitapta vurgulanmış. Dediğim gibi M.Ö. 58 yılında Sezar Galya'ya belki de ilk defa gidiyor. Yani 41 yaşında ve bölge hakkında çok fazla bir bilgi sahibi değil. Zaten gittiği yerde onu 4 tane lejyon bekliyor. Yani İspanya'da 2 tane lejyonu vardı. Neredeyse 2 katı ordu Sezar'ı Galya'da bekliyor ki bu Galya'nın ne kadar karışık, tehlikeli bir bölge olduğu açısından da bize bir ipucu verebilir. Sezar'ın Galya'ya giderken yaptığı en akıllıca hareketlerden birisi yanında Legatus olarak isimlendirilen bizzat kendi seçtiği yardımcılarını götürmesi. Bunların çok büyük bir kısmını Sezar senatörler arasından seçiyor ama bu senatörlerin şöyle bir nasıl diyeyim özelliği var. Bu kişiler çok zengin değiller. Gene benzer şekilde çok başarılı da değiller. Yani bunlar paraya, başarıya aç insanlar. Sezar özellikle bu kişileri seçiyor ve yanında Galya'ya götürüyor. Tabii bu kişiler içindeki sonradan da katılacak. Mesela bu Roma'nın en zengin adamı olarak nitelendirilen Crassus'un oğlu da var. Ama bu çok istisna. Yani genel olarak baktığımız zaman bu legatusların isimlerini bile neredeyse bilmiyoruz birkaçı dışında. Bunlar o kadar önemsiz figürler ki yani tarih kitaplarına bile, ki Sezar bahsederken isimlerinden bile bahsetmemiş bu kişilerin. Tarih kitaplarına bu kişilerin isimleri geçmemiş. Bu kadar önemsiz kişilerin Sezar'ın yanında Galya'ya götürüldüğünü, bizzat Sezar tarafından seçilerek götürüldüğünü görüyoruz. Ki bundaki amaç da dediğim gibi kişilerin başarısı ya da bir yerlere gelmesi, zenginleşmesi Sezar'ın başarılı olmasına bağlı ki bu kişiler de bu amaç için çalışacaklar. Sezar bu yüzden onları yanında götürüyor. Yani bu kişiler hem Sezar'ın başarıya ulaşmasında kullanılacak birer enstrümanlar hem de para ve makam için aslında yapamayacakları şey olmayan ya da kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan kişiler. Sezar'ın komutanları tamam böyle yani hani onlara lütuf dağıtıyor, onları bir şekilde kendine bağlıyor ama ordudaki askerlerin durumu ne diye sorarsanız onlar da çok farklı değiller. Zaten Roma ordusuna düşecek kadar çaresiz bir duruma gelmişseniz bir Roma vatandaşı olarak gerçekten çok çaresizsiniz demektir. Çünkü Roma ordusu antik kaynaklarda çok böyle ne kadar başarılı da olsa
yaşam kalitesi açısından çok böyle iyi anlatılan bir ordu değil. Yani Roma ordusunun en çok öne çıkan özelliği ne? Disiplini. Peki bu disiplin nasıl sağlanıyor derseniz, dayak var, işkence var, şiddet var, idam var. Yani çok katı bir ordu. Bu disiplin o şekilde sağlanıyor. Ve ilk çağdayız yani. Roma'nın itici gücü ne demiştim ben size? Roma'nın itici gücü köleler. Ve kölelerin belirli efendileri, belirli sahipleri var ve bu efendiler, sahipler genellikle de Roma ordularını komuta eden komutanlar. Yani kendi kölesine acımayan, kendi para verdiği kölesine acımayan adam maaşlı askere mi acır? Acımıyor. O askerlere de kölelerine davrandığından çok çok daha kötü davranıyor. Yani siz bir de şöyle bir durumda var. Bazen komutanlar çok zengin kişilerden oluştuğu için nasıl diyeyim? Askerin teçhizatını da bu komutan alıyor. Yani sizi baştan aşağıya donatan, içinizdeki iç çamaşırınızdan tuttuğunuz kalkanı kılıca kadar alan belirli komutanlarınız oluyor. Belirli dönemlerde. İşte bu kişinin ordusu oluyor aslında. O hatta mesela Crassus diyor ki, bu Roma'nın en zengin adamı diye tarihe geçen kişi. Eğer diyor bir kişi kendi ordusunu donatacak kadar zengin değilse hiçbir zaman zenginim demesin. Yani oldukça da masraflı bir iş aslında. İşte komutanlar sizi bu şekilde donattıktan sonra istedikleri gibi kullanıyorlar. Yani kölelerine biraz önce dedim, acımayan kişi bu kişilere mi acıyacak? Yatırım yaptığı kişilere mi acıyacak? O yüzden Roma ordusunda bulunmak bir Romalı için aslında son çare. Yani işte tarlanız yoksa, ne bileyim babadan kalma bir dükkanınız, ev alacağınız, kiranız falan yoksa böyle. Kira alacağınız bir eviniz yoksa daha doğrusu. Roma ordusuna bir şekilde yazılıyorsunuz ki para kazanabilirsiniz. Milattan önce 1. yüzyıla, yani Sezar döneminde Roma ordusundaki bir lejyonerin, tabii bu kıdemsiz bir lejyonerin maaşı 125 denarius civarında, ki bu hiçbir şey değil. Yani Sezar gibi bir adamın, 41 yaşında bu arada Sezar, milyonlarca denarius borcu olduğunu düşünürseniz, yani bir askerin aylık 125 denarius kazanmasının hiçbir manası yok. Yani neredeyse hiçbir şey kazanmıyor. Yani siz çiftçilik yaparak da, ticaret yaparak da bu paranın çok daha fazlasını kazanabilirsiniz aslında. Ama bu kişilerin gerçekten hiçbir şey yok. Yani hayatta kalabilmek için orduya gelmişler ve Romalı komutanlar da bu özelliklerini bildikleri için bu kişilere hiç acımamışlar. İşte Sezar'ın burada da bir farkı olduğunu görüyoruz komutanlık açısından. Yani Sezar'ın ordusunda bu çok sıkı bir disiplin var. Tabii ki aslında başarısının sebebi bu. Ama işte dayak yok, işkence yok ve asker kaçakları dışında da neredeyse, en azından Galya döneminde, hiçbir zaman idam uygulanmamış. Yani Sezar'ın askerlerine ne kadar şefkatli yaklaştığı kaynaklarda anlatılıyor, geçiyor ki bu Sezar'ın özelliklerinden birisi. Bu Sezar'ın askerlerini de kendisine sadık kılan özelliklerinden birisi. Yani insan sevildiği yerde durmak ister. Sürekli dayak yediği, horlandığı yerden ilk fırsatta kaçmaya çalışır. Sezar hem ganimet dağıtmada çok cömert, hem de askerlerine sevgiyle yaklaşıyor. Yani onların arasında uyuyor, onlarla sohbet ediyor. Hatta dedim ya, kitapta yoldaşlarım diye bahsediyor, bizimkiler diye bahsediyor. Yani en sıradan Roma vatandaşıyla en zengin Roma vatandaşı arasında askerlik döneminde Sezar'ın komuta ettiği ordu bakımından, tabii komuta ettiği ordudaki kişiler açısından hiçbir ayrım gözetmediğini görüyoruz ki bu Sezar'ın en önemli komutanlık özelliklerinden birisi. Hatta Sezar askerlerine savaş zamanında da çok karışmayan bir komutanmış. Yani belirli dönemlerde savaşlar yapılıyor. Mesela kışın çok savaş olmuyor. Bu dönemde eğitimler dışında askerlerinin özel yaşantılarına Sezar çok karışmazmış. Bu yüzden de Roma'dan çokça eleştiri aldığı zamanlar olmuş. Ama Sezar şöyle şık bir cevap vermiş. Demiş ki, bütün askerlerim böyle parfüm de koksalar, savaş alanına çıktıklarında ne yapacaklarını herkesten çok daha iyi bilirler demiş. Yani askerlerine olan güvenini de bu şekilde belirtmiş. Askerlerine çok karışmamış. Onların her zaman için gönüllerini hoş tutmaya çalışmış bir komutan Sezar. Sezar'ın aslında askerlerinden çok istediği bir şey yok. Yani istediği tek şey çok sıkı bir disiplinde olmaları ve verdiği emirlere grup halinde anında itaat ediliyor olması. Yani manevra kabiliyeti aslında istiyor. Yani daha önceden bu taktikler zaten çalışılıyor ve bütün askerlerin bu taktikleri çok iyi bilmesini ve bireysel olarak bilmeden öte
grup halinde kimin o sırada nerede duracağını bilmesini, yani manevra kabiliyetine Sezar çok önem vermiş ve bunun için ordusunu çok sıkı çalıştırmış. Genellikle komutanlar ordunun başında durmaz. Yani Sezar bir general sonuçta ve ordunun başında durmaz. Yani orduyu kim eğitiyor? İşte çavuşlar eğitir, ne bileyim yüzbaşılar falan eğitir ama burada bizzat Sezar'ın eğitimlere katıldığını ve o askerlerle beraber eğitim yaptığını, eğitim faaliyetlerine katıldığını antik kaynaklarda görüyoruz. Bence bu çok ilginç bir özellik. Yani disipline çok önem veriyor Sezar. Yaptığı en ilginç şeylerden birisi mesela öğle vaktinde ya da yağmur yağarken birden bütün orduyu karşısında diziyor ve diyor ki işte az esas duruşa geçin tam teçhizatlı olarak ve sadece bana bakın. Kendisi böyle bir bu yana gidiyor, bir bu yana yürüyor. Böyle ordunun önünde sürekli olarak bazen saatler boyunca bir o yana bir bu yana sürekli ilerliyor ve askerleri de hiç kıpırdamadan Sezar'ı izliyorlarmış. Bu işi beceremeyenler de, yani yorulanlar, oflayanlar, puflayanlar, işte titreyenler mesela, o kadar ağırlığı kaldıramayanlar hemen ordudan eleniyormuş ve onun yerine bu işi yapabilecek başka birisi hemen yerleştiriliyormuş. Yani bu sayede yavaş yavaş mükemmeliyete giden bir ordu oluşturmaya başlıyor Sezar. Gene benzer şekilde mesela bir ziyafet çekermiş askerlerine, yedirir içirir işte şaraplar falan filan, böyle kuzular çevrilir eder falan. Herkes yer içer eğlenirken birden hemen bir boru, hadi bakalım tekrar teçhizatlarınızı giyin, yürüyüşe çıkıyoruz. İşte saatlerce yürürlermiş dağ tepe, kilometrelerce yürürlermiş ve Sezar da bu sırada mesela çok nadir atının üzerinde bu yürüyüşlere eşlik edermiş. Yani kendisi ordunun her zaman için en önünde yürürmüş ki bu önemli bir şey. Yani komutanı görmek bir asker açısından çok önemli. Mesela benim annemin dedesi Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış. Özellikle de 26 Ağustos'taki büyük taarruzda, yani tam o sırada Kocatepe'de bulunmuş. Yani orada bütün komutanları görmüş ve savaş boyunca da bu komutanlarla beraber hareket etmiş. O yüzden de o komutanlarını mesela anlata anlata bitiremezmiş. Yani bir komutanı görmek asker için çok önemli. Yani onunla beraber aynı safta savaştığının görülmesi. Sezar da bunun bilincindeymiş çok büyük ihtimalle ki böyle davranmış. Plutarkos'tan bir bölüm okumak burada size istiyorum. Pardon, videoyu kesmek zorunda kaldım çünkü kitabı bulamadım. Kitap arkada kalmış, şimdi elimde aldım geldim. Sezar'ın Plutarkos'un Sezar'ın askerleriyle olan ilişkisini anlattığı bir bölümü size burada okumak istiyorum. Sezar savaşın tüm tehlikelerine katlanıyordu. Onun tehlikelere atılmadaki cesareti askerlerini asla şaşırtmazdı. Fakat yapamayacağını düşündükleri işleri yapmasına hayran kalırlardı. Sezar'ın beyaz ve ince bir derisi vardı. Zayıf bünyeliydi, sık sık başı ağrırdı. Ayrıca sarı nöbeti de tutardı. İlk defa Korduba'da böyle bir şeyle karşılaşmıştı. Korduba dediği İspanya'da bir bölge, hatta şu anda bir şehir. Fakat Sezar hastalıklarla yaşamaz, savaş işlerini kendine ilaç yapardı. Zorlu yürüyüşlerle, hafif ve az yemeklerle, açık havada uyuyarak vücudunu her türlü yorgunluğa alıştırmıştı. Yararlı bir iş yapmak için her zaman yoldayken savaş arabasında uyurdu. Gündüzleri ordugahları, kentleri, korunakları denetlerdi. Yanında her zaman iki adam bulunurdu. Bunlardan birisi emirlerini kaydeden yazıcı, diğeri ise kılıcını taşıyan askerdi, yani koruması. Çok hızlı yürüyordu. Roma'dan çıkıp Rom kıyılarına varması sadece 7 gününü almıştı. Gençliğinden bu yana ata binme konusunda ustaydı. Elleri arkada olmasına rağmen büyük bir kolaylıkla atını sürebilirdi. Galya savaşları sırasında emirlerini at üstünde yazdırmayı adet edinmişti. İyi ki de edinmiş. Biraz önce gösterdiğim kitap o adet sayesinde oluşmuş ve günümüze kadar da gelmeyi başarmış. Burada da verdiği çarpıcı bir örnek var. Diyor ki, hatta anlatayım ben size. Sezar ve dostları bir köyden geçerlerken, çok fakir bir köymüş bu köy, sağanak yağmur bastırmış ve bu köye sığınmışlar. Fakat köyde sadece adam akıllı bir tane ev varmış. Yani bir komutana yaraşabilecek. Orayı da Sezar'a vermek istemişler. Ama Sezar bu evde yatmayı kabul etmemiş ve demiş ki en güzel yerler en büyüklere, fakat en gerekli yerler de en ihtiyacı olanlara verilmeli şeklinde bir cevap vermiş. Ve orayı hasta olan askerine ayırmış. Kendisi de diğer askerlerle, diğer arkadaşlarıyla beraber bir tane böyle barakanın da sazdan böyle bir çardağın altında
uyumuş. İşte Sezar böyle bir komutan. Yani askerleriyle arasında böyle de bir ilişki var. Videonun başlarında Sezar'ın Galya'ya gittiğinde onu 4 tane lejyonun beklediğini söyledim. Yani neredeyse İspanya'dakinin 2 katı büyüklüğünde bir ordu bekliyor. Ama Sezar bununla yetinmiyor ve yetkisi olmamasına rağmen yeni yeni lejyonlar kuruyor. Yani ordusunu sürekli olarak büyütüyor, genişletiyor ki zaten bu orduyu da Galya'yı tamamını fethetmekte, hatta Britanya'ya da geçmekte kullanacak. Ama dediğim gibi yetkisi yok. Zaten bu yüzden de Roma'dan çok ciddi eleştiriler alıyor. Bu orduyu peki nasıl kuruyor? Bu orduyu biraz önce anlattığım sistemle kuruyor. Yani eyalet bütçesinden bir para alıyor. İşte iş çamaşırından kalkanına, kılıcına varana kadar bir askeri finanse ediyor. Yani bunlar 5 biner şeklinde lejyonlar, yani kabaca bir sayı bu, oluşturuyorlar. Ve neredeyse her askerin teçhizatını Sezar finanse ediyor. Maaşını Sezar ödüyor. İşte ben sürekli olarak bu yüzden Sezar'ın ordusu demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu bir Roma ordusu değil yani. Her ne kadar disiplin olarak, şekil, şemal olarak Roma'nın ordusu gibi gözükse de bu ordu Sezar'a bağlı bir ordu. Sezar'a sadık bir ordu. Zaten Sezar Roma'ya geri döndüğünde, yani Cumhuriyet'ten ve Sezar'dan yana tercih yapmaları gerektiğinde bu ordunun Sezar'dan yana taraf aldığını göreceğiz. Yani ne olursa olsun Sezar'ı desteklemeye karar verdiklerini göreceğiz. Yani ben bunu biraz da Star Wars'taki klon askerlerine, klon ordusuna benzetiyorum. Yani izleme çok eski bir film, artık spoiler da verebilirim herhalde. Yani kabaca söyleyeyim, orada da Boba Fett isimli bir tane kelle avcısı var. Çok iyi bir asker, çok yetenekli bir savaşçı. Bu adam yakalanıyor, bunun DNA'ları alınıyor ve bu adamın DNA'larından böyle milyonlarca asker üretiliyor Cumhuriyet için. İşte zor zamanlarda kullanılmak üzere buna klon ordusu deniyor. Hatta bu ordunun savaşlarına klon savaşları deniyor. Bu ordunun DNA'larıyla oynanmış yalnız üretilirken bu klon askerler. Bu klon askerler sözde Cumhuriyet'e sadık ama sonradan anlaşılıyor ki bu kişiler kendisini yaptıran kişiye ve Cumhuriyet'in başındaki kişiye sadık. Zaten bu kişi sonradan imparator olacak, Darth Sidious olacak. Yani Galaktik Senato'nun başkanı Palpatine'ne sadık şekilde bunlar klonlanmışlar. Yani Cumhuriyet'in başındaki kişiye sadık şekilde yapılmışlar. Yani Cumhuriyet değerlerinin yerine kişinin çıkarlarını koruyorlar emir geldiğinde. Buna benzer şekilde de işte Sezar'ın ordusu da aynen böyle. Yani sözde Cumhuriyet'e sadık olması gereken, Cumhuriyet tarafından finanse edilen bu ordu zamanı gelince kendisini yaptıran kişiye sadık kalıyor. Belki de klon savaşlarının oluşumunda böyle de bir esinlenme vardır. Yani klon ordusunun oluşumunda, senaryo yazımında dediğim gibi Sezar'dan da bir esinlenme vardır. Bunlar Sezar'ın elindekiler. Bir de karşı tarafa bakalım. Yani Galya'da ne var ne yok, ona bakalım. Önce Galya'nın sınırlarına bir bakalım. Hemen şu harita üzerinden onu bir görelim. Milattan önce 1. yüzyılda Galya, ki Galya'yı bir devlet gibi de düşünmemek lazım. Yani Galya'yı bir bölge olarak algılamamız lazım. Yani oldukça geniş bir bölge. Ama dediğim gibi kesin olarak sınırları şudur şudur diyemeyeceğimiz. Daha çok kültürel bir şekilde, yani orada yaşayan toplumlar tarafından sınırları çizilmeye çalışılmış bir bölge. Sezar Galya Savaşı'nda, yani bu kitapta hatta ilk paragrafında Galyalıları 3 gruba ayırmış. İşte demiş ki mesela 3 kısım vardır Galya'da, 3 yani kabile vardır. İşte bunlardan biri Belgae kavmidir, diğeri Aquatini kavmidir. Diğeri de bizim Galli dediğimiz, bizim dedi yani Latin, Romalıların Latince Galli dediği, ki bizim günümüzde de hala Galya diyoruz. Keltlerdir diyor. İşte onların özelliklerinden, kendince gözlemlerinden bahsediyor. Galya'da pek çok kabile yaşıyor. Yani Galya'da bir krallık yok bildiğimiz anlamda. Bunlar küçük küçük kabileler halinde yaşıyorlar ve savaşmayı antik kaynakların söylediğine göre çok seven kabileler, çok savaşçı kabileler. Bunlar Roma standartlarında bir medeniyeti orada çok bulamıyoruz. Yani daha böyle Roma mesela merkezden yönetilen çok büyük bir artık cumhuriyet, sonra da zaten imparatorluğa evrilecek. İşte bu kabilelerde kendi bölgelerinde söz sahibi olmaya çalışan çok sayıda klandan, boydan oluşan topluluklar, genel isimlerle anlandırıyorlar. İşte Helvetiler var, Belgalar var, işte dediğim gibi.
Galya bu şekilde oldukça karışık bir yapıya sahip bir bölge. Hatta Sezar kitapta bu klanlarla, bu kabilelerle ilgili bilgiler verirken diyor ki bunlar her sene birbirleriyle sebepsiz yere savaşan, savaşmaktan zevk alan insanlar. Yani sürekli olarak birbirlerine saldırıyorlar diyor. Zaten bu yüzden bir merkezi otorite burada yok. Yani saldırmasa bile kendini mutlaka bu sene içinde savunmuştur diyor. Yani mutlaka bir şekilde siz Galya'da, M.Ö. 1. yüzyıl Galya'sında yaşıyorsanız, o kabilelere mensupsanız, sizin köyünüz mutlaka bir yere saldıracak ya da bir saldırı görecek. Yani böyle bir yaşamları var. Tamamen savaş üzerine, yağma üzerine kurulu. Birbirlerine sürekli olarak üstünlük sağlamaya çalışıyorlar ki mesela Strabon bu kabilelerden bahsederken, Romalı coğrafyacı, her Galya'nın savaş delisi olduğundan bahsediyor. Oldukça karışık bir bölge. Merkezi otorite yok. Hiç kimse kendi hukuku dışındaki hukuku tanımıyor. İşte yani diğer kabileler arasında sürekli olarak bir çatışma, bir savaş var. Ve Roma da bu bölgeye bir şekilde girmemiş yani Sezar dönemine kadar. Birkaç sefer olmuş ama bir türlü bu bölgeyi istediği gibi kontrolü altına alamamış Galya'yı. Sadece tüccarları aracılığıyla kültürel anlamda bir şekilde bu bölgeye etki etmeyi başarmış. Yani Roma'nın tamamen yabancı olduğu bir bölge değil Galya. Romalılar Galya'yı genel hatlarıyla da olsa tanıyorlar ki zaten bu Galyalı kabileler, kabilelerin reisleri kendilerinden başkasına bu bölgede söz hakkı tanımıyorlar. Yani bir Romalının oraya gidip de ben bir işte pazar kurayım, ne bileyim bir koloni kurayım deme şansı yok. Kendinden olmayanı acımayan, Roma'dan geleni acır mı? Yani o koloniyi de dümdüz edebilirler, mahvedebilirler. O yüzden Roma çok uzun yıllar boyunca Galya'ya girmeye cesaret edememiş. Hep sınırlarında dolaşmış. Galya orduları Roma ordularına göre oldukça hantal. Çünkü bu ordular genellikle toplama. Yani atıyorum bir Roma ordusu geliyor bir bölgeye. Hemen bu kabile reisleri toplanıyorlar. İşte sen 1000 askere ver, ben 2000 askere vereyim falan böyle. Herkes işte baltasını, kılıcını, dirgenini alan mesela koşuyor. Toplama bir ordu oluşturuyorlar. Yani düzenli bir ordu yok karşılarında. Çok hantallar. Yani Roma'nın en önemli özelliği disiplini ve hızı demiştim. Bu Roma ordularının karşısında çok da direnebilecek ordular değil Galya orduları. Ama şöyle de bir özelliği var. Roma ordularına göre çok çok daha kalabalık bu ordular. Yani o kalabalık sizi boğabilir. O yüzden aslında bunlar tehlikeliler ve çok da kural tanımayan insanlar bunlar. Yani öyle oturup da pazarlıkların çok yapılamadığı toplumlar bunlar. Bazı Galya mesela köyleri, kabileleri Romalı'nın dostları olarak kabul edilmiş. Bunlar bir şekilde kendilerini Roma'ya entegre etmeye başarabilmişler. Ama bunlar Roma sınırında yaşayan kabileler. Yani iç kesimlere doğru gittikçe, yani o tam Galya'nın kalbine ve ötesine doğru ilerlemeye başladıkça bu kabilelerle Roma'nın neredeyse hiçbir iletişimi olmadığını ticaret dışında görüyoruz. Bu orduların toplama ordular olması, hantal ordular olması zaten Sezar'ın orduları karşısında bu Galyalı ordularının, bu Galya ordularının çil yavrusu gibi dağılmasına sebep olmuş. Yani her Romalının dediğim gibi teçhizatı var ama Galyalıların hemen hemen hiçbir şey yok. Zaten mesela Bergama'larla da bu Galyalılar savaşıyor. Yani Bergama nereye, Anadolu nereye, yani Fransa nereye diye düşünmeyin. Galat deniyor bunlara dilimizde. Bu Galyalılar, Galatlar buralardan getirilip Anadolu'ya yerleştiriliyorlar mesela. Galatya var ya Anadolu'da, işte Galata var mesela. Bunlar oralardan gelmiyor bu isimler. İşte mesela Bergamalılarla Galatların savaşı çok meşhurdur. Ve Bergamalılar ne kadar yiğit, ne kadar kahraman düşmanlarla savaştıklarını göstermek için Galyalı heykelleri dikmişlerdir. Bergama kentinin Akropoli, bakın burada onların kopyalarını, örneklerini görüyoruz. Yani bakın burada teslim olmaktansa önce kendi eşini öldürmüş, sonra kendisini öldüren bir Galyalıyı mesela burada görüyoruz. Ama bakın burada da bir yaralı Galyalı var. Yani kalkan üzerine oturmuş, kalkanını görüyoruz ama dediğim gibi çok zırhı, teçhizatı yok bunların. Yani adam oduncuysa balta sallıyor, kolu kaslı, baltayı iyi kullanıyor ama o kadar, yani fazlası yok ve bir komutan tarafından yönetilmedikleri için de genel olarak Roma orduları karşısında başarısız olmaya mahkumlar. Ki zaten tarihte bize bunu
gösteriyor. Defalarca kez savaşıyorlar. Her seferinde neredeyse yeniliyorlar. Romalılar bölgeye yabancı kişiler demiştim. Gerçekten de yabancılar. Yani çok ötesine geçmemişler ama ticaret aracılığıyla bir şekilde kendi kültürlerini de oraya aktarabilmişler. Mesela Galya, yani Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yapılan bu kabilelere ait köylerin, yerleşmelerin kazılarında çok fazla sayıda amfora bulunmuş. Bu amforalar Roma üretimi, yani Roma derken Roma Cumhuriyeti'ndeki kentlerden çıkma amforalar. Bunları nereden biliyoruz derseniz, bugün nasıl Adidas'ın, Nike'ın logoları varsa o dönemde de seramik atölyelerinin kendine ait logoları var. Yani kil daha ıslakken o logoyu basıyor amforanın üzerine, pişiriyor ve o şekilde satıyor. Yani Anadolu'da da mesela çok fazla sayıda Kuzey Afrika'dan gelen, Roma'dan yani İtalya'dan gelen seramik örnekleri bulunuyor. Bunların üzerinde dediğim gibi mühürleri var, markaları var. Gene benzer şekilde Anadolu'dan örnekler de Avrupa'da, Afrika'da bulunuyor. Yani Roma'nın da böyle ilginç bir yönü de var. Çok iç içe geçmiş, yani o toplumlar arasındaki iletişimi sağlayabilmiş bir medeniyet. Dediğim gibi bu Fransa'da mesela yapılan kazılarda da Roma üretimi çok sayıda amfora bulunmuş. Bu amforalarda ne gelmiş? Bu amforalarda şarap gelmiş. Galyalılar şarabı çok sevmişler. Özellikle de yapılan bir araştırmada mesela yaklaşık M.Ö. 1. yüzyılda 40 milyon amforanın bu bölgelere dağıtıldığı düşünülüyor. Yani bu kadar çok almışlar, bu kadar çok içmişler, sevmişler şarabı. Roma'dan almışlar tabii haliyle. Yani Roma'nın bu şekilde bir yavaş yavaş kültürel bazda Galya'ya girme çabası olmuş. Hatta bazı kabile şefleri, yani para kullanmadıkları için takas yoluna girmişler şarap almak için ve köle vermişler şarap karşılığında. Roma'nın en çok sevdiği şeylerden birisi köleler. Çünkü yani nasıl sanayi devriminin buharı var, kömürü var, işte günümüzün ne bileyim petrolü var, elektriği var. O döneminde köleleri var. Yani itici gücü, sanayisi kölelerden oluşuyor. Roma'da çok seviyor köleleri ve şarap karşılığında köle olduğu zamanlarda olmuş. Zaten bu köyler arasında, kabileler, klanlar, boylar arasında da sürekli olarak bir baskının yapılmasının sebebi de bu köleleri bir şekilde temin etmek. Oldukça ilginç bir yer Galya. At izinin it izine karıştığı, kimin tarafında olduğunun bilinmediği oldukça ilginç bir yer ve Sezar bu Galya'yı kendi deyimiyle ehlileştirmeye, evcilleştirmeye gidiyor. Oldukça uzun bir video oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani genel hatlarıyla ben Sezar'ın ordusunu, Sezar'ın komutanlık özelliklerini ve Sezar'ın Galya'da karşılaşacağı kabilelerin özelliklerini genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.